Merhaba değerli vatanseverler. Haftalık basın açıklamamızda yeniden birlikteyiz. İkincisini düzenliyoruz bu hafta. Geçen hafta birincisini düzenledik. İlgi yoğundu. Teşekkür ederiz. Her zamanki sloganımızı, çalışmaya ve gayrete yönelik sloganımızı tekrar edeceğiz. Belli şeyler yapmak için illa meclise girip de orada bulunmamız gerekmiyor. İnşallah sizler için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün gündemimizde 3 ana başlığımız var. Anayasa çalışmaları. Biz geçen hafta anayasa teklif metnine girmiştik ayrıntılı olarak. Bu hafta kısa bir şekilde çalışmamızı nereye yönlendirdik onu izah edeceğim. 2. Suriye politikası. Suriye politikası üzerine kısa bir geçiş yapacağız. Özellikle toplanan yardımlar üzerinden. Ki bütün vatanseverlerimiz de uyarmamız gerektiğini hissettik. Üçüncü başlığımız da malum terör. Cumartesi günü yine önemli bir terör hadisesi yaşandı. Geçen hafta da yine konuşmamızı başsağlığıyla açtık. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun diyerek açtık. Yaralarımız da vardı İstanbul'daki saldırıdan dolayı. Maalesef bir hafta geçmeden yine bir terör saldırısı oldu. Terör konusunda önümüzdeki basın açıklamalarında biz girmeyi düşünüyorduk ama bu hafta bu konuya girmemiz şart oldu. Terör hususunda ne yapacağız, nasıl yaparız? Çözüm önerileri. Herkes eleştiriyor bir şekilde ama çözüm önerileri nasıl olabilir diye o konuya değineceğiz inşallah. Birinci husus, birinci gündem maddemiz anayasa çalışmaları. Malumunuz bugün artık başkanlık hususundaki her ne kadar Cumhurbaşkanlığı deseler de başkanlık hususundaki teklif metni artık TBMM'de gündeme gelmiş durumda. Görüşülmeye başlanacak. Bugünden itibaren birçok şey yazılıp çizilecek, söylenecek. Vatandaşlarımızın kafası karışacak. Mecliste durum ne olur? 330'u geçer mi, geçmez mi? Bunları şu an bilemiyoruz. İnşallah milletvekillerimizin iradelerine ipotek konulmamıştır. Eğer iradelerine ipotek konulmamışsa biz parti olarak, Cihan Partisi olarak bu teklif metninin hiçbir aklı selim, aklı başında hiçbir milletvekilinin kabul edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü adı üstünde milletvekili, vekiller milleti temsil eder. Milleti temsil ediyorlar ve bu millete bu bir zarar verecek bir tekliftir. Biz hiçbir akli selim, iradesi ipotek altına alınmamış, başka yöntemler denenmemiş, üzerinde uygulanmayan vekilin biz buna onay vereceğini düşünmüyoruz. Anayasa çalışmaları hususunda geçen hafta da duyurmuştuk. Bir web sitesi açtık. Bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yapmak üzere biz yola çıktık. Her çalışmamızda da farklı olacağız. Odak noktamıza vatandaşı, vatanseveri koyacağız. Vatanseverimize yönelik çalışmalarımızı her zaman yapacağız. Neden? Şu anki vekiller de dahil olmak üzere insanımıza, millete hizmet ediyorlar orada. Bu anayasa teklifi varsayalım ki 330'u geçti, referanduma gidecek. Kime gidecek bu? Vatandaşa gidecek. Vatandaşın halen tekliften haberi yok. Ne yazıyor? Düzgün bir şekilde haberi yok. Düzgün bir şekilde yorumlanmamış. Buradan yola çıkarak biz şunu yaptık. Akademik çalışma zaten yapılıyor. Siyasiler zaten açıklama yapıyor. Ama vatandaş bir anayasa hukukçusu gibi kalkıp anayasa teklifini yorumlayamaz. Biz de anayasaya.dokunma.com'da ki inşallah yarın açılıyor. Bu akşam son düzenlemeleri var. Bitirdik. Yarın açılıyor web sitemiz. Şu an açıkla bir yükleme yapmadık. Yarından itibaren vatandaşlarımız anayasa teklifinde ne yapılıyor? Yalın bir dille. İnşallah orada yazdık. Mümkün mertebe ayrıntıya inmedik. Mümkün mertebe teknik dile yaklaşmadık. Neden? Tekrar belirtiyoruz. 330'u geçerse bu anayasa teklifi vatandaşa gidilecek. Vatandaşın kendi anlayacağı dilde bunun vatandaşa açıklanması lazım. Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışmada bu yapılmadı. Hep teknik, hep teknik. Siyasiler konuştu, biz dinledik. Ben de bir vatandaşım doğal olarak. Çıktı televizyonlarda hukukçular konuştu, vatandaş dinledi. Sanki herkes hukuktan mezun, sanki herkes idari hukuk mezunu.
gibi bir durum vardı ortada. Yok, bu sefer farklı yaptık. Ve Twitter'dan, Facebook'tan vesaire sosyal medya ortamlarından tepkiler var. Olumlu tepkiler var, olumsuz tepkiler var. Bunlar bir çatı altında toplanmıyor. Sosyal medya tepkisi olarak kalıyordu. Biz yine bu web sitesiyle bunu toparlamış olacağız inşallah. Diğer taraftan işte web sitemizde düşündüğümüz şeyler var. Nedir? Siyasilerin yaptığı açıklamalar bir başlık altında toplanacak gibi çalışmalar var. Akademik çalışmaları da birkaç grupla konuştuk, akademik grupla. Eğer gönderirseler akademik olarak, hani hukukçuların kendi arasındaki tartışmalarını da inşallah web sitemize koyacağız. Ama en önemlisi, tekrar belirtiyoruz, vatandaşların anlayacağı dilde, yalın bir şekilde anayasa teklifiyle ne yapılmış, ne öneriliyor, anayasada o teklif kabul olursa ne olur? Bunlar bizim çalışmamızda yer alacak. Herkes de uygun zamanda rahat rahat okuyacak inşallah. İkinci ana başlığımız Suriye politikamız. Suriye politikamızı doğru mu buluyoruz, yanlış mı buluyoruz? Baştan yanlış yapıldığını düşünüyoruz. Bizler, şahsım adına konuşuyorum, 1999'da dış politika dersinde, uluslararası ilişkilerde, İsrail'in baba Esad öldükten sonra Suriye'yi üçe bölmek istediğini, üçe böldükten sonra parçala yut tekniğine, oğul Esad'ın otoritesinin zayıf olduğu, baba Esad'ın otoritesinin çok güçlü olduğu, bu nedenle ölmesini beklediği, oğul Esad'ın gelmesiyle birlikte Suriye'yi hamle yapacağını, üçe böleceğini ve yayılma politikasını Suriye üzerinden gerçekleştireceğini ta 99'da gördük, öğrenciyken gördük. Bunu hükümetimizin bilmemesinin imkanı var mı? Yok. Çok derin bir konu. Oğul Esad'da beklemedikleri bir şey çıktı. Oğul Esad stratejik politikaları iyi uyguladı ve ayakta kaldı. Mısır gitti, Libya gitti, Fas, Tunus, Irak, hepsi gitti. Oğul Esad çok güzel stratejiler isteyerek ayakta kaldı. Suçlu mu, suçsuz mu, vatan haini mi, insan katili mi, cani mi, bunları daha sonraki daha derin politikalarımızı anlatan bir Suriye gündemiyle karşınızda olacağız inşallah. Bugün değinmek istediğimiz konu var, özellikle yardım hususunda. Ona girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bizler vatanseverler olarak, iktidar erki elimizde değil hiçbirimizin şu an. Ve kapalı kapılar ardında neler konuşuldu bilmiyoruz. Ne pazarlıklar yapıldı bilmiyoruz. Bu nedenle ne oldu, olan neydi üstten ziyade, bunu tartışmaktan ziyade biz sizlere politikamızı koyarken ne olmalı üzerinden hareket edeceğiz. Olması gereken nedir, doğru olan nedir, biz ancak bunu konuşabiliriz. Bunu konuşmamızda daha doğal olur, daha doğru olur. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda olması gerekeni inşallah konuşacağız. Yardımlar hususunda şu an biliyorsunuz Halep'te kimisi diyor ki katliam yok, kimisi diyor ki var. Bakın Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, Suriye'nin kendi iç işi zaten, Türkiye'nin, dünyanın şu an evi orada, oranın üzerinde. Kamuoyunu yönlendirecek, yanlış yönlendirecek paylaşımlar olacak, yayınlar olacak, medya kuruluşları olacak. Öncelikle sayın vatanseverler, her söylenene inanmayın. Doğru yönde de yanlış yönde de, olumlu da olumsuz da her söylenene inanmayın. Her iki tarafın da bir psikolojik harbi de var aynı zamanda, askeri harpten başka. Bu psikolojik harpte her iki tarafta bazı şeyler yapıyorlar. Lakin bizim gözümüzde gördüğümüz bir şey var. Oradan bu tarafa göç var. Ve mazlumlar var. Bunların içinde özellikle çocuklar var. Biz parti olarak konuyu şöyle şu şekilde şu başlık altında toparlıyoruz diyelim. Fillerin tepişmesi şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizim partimizi de ilgilendirmiyor. Biz şu an yaptığımız açıklamaları da, yaptığımız çalışmaları da, başlattığımız yardım kampanyasını da mazlum çimenlerin üzerine başlattık. Evet, var, tepişen filler var ama aşağıda da üşüyen çocuklar var.
Gebe kadınlar var, doğacak çocuklar var. İlaç bulamayan 3 günlük, 4 günlük bebekler var. Yaşlılar var. Biz çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz şu an. Zaten şu an savaşı engelleyecek herhangi bir erkimiz yok elimizde, gücümüz de yok. Bizim amacımız, tekrar belirtiyorum, filleri kurtarmak, fillere yardımcı olmak değil, çimenlere yardımcı olmak. Şu an fillerin tepişmesinden dolayı ezilen çimenlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Halep yardım kampanyamıza tepki duyanlar bile oldu sayın vatanseverler. Biz Türk milletiyiz. Evimize sığınan kan davalımıza bile kapımızı açarız. Çünkü o an mazlumdur. Ki Suriye ile biz kan davalısı değiliz. Yukarıda tekrar belirtiyorum, neler oldu, neler konuşuldu bilmiyoruz. Aşağıda ezilen bir halk var. Mazlum bir halk var. Onlara yardım etmeliyiz. Şu konuda ayrışalım. Biz de şu an onların Türkiye'ye girip, istedikleri yere gidip, istedikleri şekilde iş kurması, buna biz de karşıyız. Az önce belirttiğim gibi bunları ilerleyen aşamada gündeme getireceğiz. Bir dosya olarak, ana gündem maddemiz olarak tekrar basın açıklamamızda karşınızda olacağız. Lakin şu an orada ihtiyacı olan çocuklar var. Bir çocuğu soğuktan korursak ne mutlu bize. Bin çocuğu korursak bin kere ne mutlu. Üçüncü başlık maddemiz terör ve doğu sorunu. Ana başlığımız, bugünkü ana gündemimiz budur. Derinlemesine inceleyeceğimiz. Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Konuya Kürt sorunu diyenler vardı. Şimdi yavaş yavaş terör sorunu demeye başlandı daha üst. Partimizin 2 yıl önce yazdığımız tüzüğümüzde 4. partimizin amaçlarını açıklayan 4. maddenin 11. bendinde konuya şöyle yaklaşıyoruz. Bakın bunlar yazılı bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtında bir kambur olan doğu sorununu kökten ve hızlı bir şekilde çözerek üniter yapının sağlamlaşmasını sağlamak. Partimizin amaçları içindedir. Doğu sorunu diye tanımlıyoruz tüzüğümüzde de. Parti programımızın 2. bölümünde yurt içi çalışmalarımızın ana hatlarını belirleyen parti programımızın 2. bölümünde de doğu sorununa şu şekilde yaklaşıyoruz daha uzun bir cümleyle. Ülkenin doğu bölgesinde doğu sorunu vardır. Sorun Kürt sorunu olarak değil, doğu sorunu olarak ele alınacak tarafımızdan ve etkin yaptırım ve çalışmalar yürütülerek bu sorun çözüme kavuşturulacaktır. Zira doğuda Türk, Kürt, Zaza, Arap, Süryani vesaire birçok unsur mevcut olur. Sorunun çözümüne önce doğru isimlendirmeyle başlanırsa sorun çözülebilir. 2 yıl önce yazdığımız parti programımızda var bu. Değerli vatanseverler. Şimdi buradan hareketle şunu belirtmek istiyorum. Konuya Kürt sorunu derseniz bir lafı etnik bir soruna çevirirsiniz. Kürt'ü zaten sorunlu hale getirirsiniz bu tanımlamayla. Bölgede bir tek onlar yaşamıyor. Bu saydığımız bütün unsurlar ve cebası yaşıyor. Doğuda bir sorun vardır. Bu sorun nedir? Şimdi ona gireceğiz. Ve bu sorun sadece doğuyla mı alakalıdır? Orada şekil buluyor, vücut buluyor. Oradan filizleniyor. Çıbanın İrini orada çıkıyor ama çıban neden çıkıyor? Onu öncelikle bir ele almamız gerekiyor. Konu çok şükür, çok şükür diyorum. Doğu sorununu da, Kürt sorunu olmaktan da ismini aldı. Artık terör sorunu olmaya başladı. Çünkü terörden herkes zarar vermeye başladı. Ve yıllardır bunu diyoruz. Nihayet terör sorunu denmeye başlandı isim olarak. Peki terörü ele alırken kapsamlı bir çalışma yapabiliyor muyuz? Yaptık mı? Özellikle ülkemizdeki terör birkaç kişinin bazı şeyler istemesi üzerine mi gelişmektedir? Terörün dünya genelinde genel bir yapılandırması, genel bir tanımlanması var.
Bu tanımlar içinde teröre dair dört ana unsur sayılıyor. İdeolojik unsurlar, terörün ideolojik unsurları, terörün hedefi, terörün örgütü ve terörün şiddeti. Terör bir ideolojik unsur besler, bir ideoloji vardır. Her terörün bir ideolojisi vardır. Neyi hedefli, neyi yapmak istiyor? Ve hedefi vardır. O hedef kimdir? Kim? Hedef kitlesi kimdir? Kimin arzularını gerçekleştirmek istiyor? Bakın, kime zarar verecek değil. Yani hedefte kim var değil. Kimi öldüreceğim, şiddeti kime uygulayacağım değil. Hedef şudur. Kime hizmet ediyor o? Neyi hedefliyor? Hangi örgüt, nasıl bir yapısal örgüt kullanılıyor? Ve şiddeti nasıl, nerede, ne zaman kullanıyor? İdeolojisiyle biz kendi terörümüzü, şu anki bizi etkileyen terörü, ideolojisi ve hedefiyle biraz da ele alabiliriz. Ne diyoruz hemen bir terör olayı olunca? Herkes sosyal medyasından paylaşıyor. Medya organlarımız, ulusal medya organlarımız hemen aynı cümleleri kuruyor. Siyasetçilerimiz aynı cümleleri kuruyor. Ülkeyi bölmeye kalkışanlar amacına ulaşamayacak. Cümle bu. Oturmuş klişe. İyi de kim bunlar? Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar kim? Eline silah almış bir avuç kişi mi? Bir grup mu? Hangi milletten, hangi ırktan, hangi dinden, kimden besleniyor? Bunları hep es geçiyoruz. Köklü bir şekilde ortaya koyup tartışmıyoruz. Terörün, bizdeki terörün hedef kitlesinde kimler var? Bunu ortaya koymuyoruz. Şu ankiler, Kürtler özgürlük mü istiyor sizce? Hayır. Ermeniler özgürlük mü istiyor sizce? Hayır. Öyle görünüyor. Burada bizden koparılmak istenen topraklara bir bakalım. Şöyle bir harita yapıyoruz. 100 yıl önce bize bırakılan toprakların sınırlarıyla aynı. Sevre bakın, şu anki harita aynı. Hemen hemen, yani ne olmuş? Bir ilçe oynamış arada. İsrail'in vaat edilmiş topraklarının haritasına bakıyoruz. Sınırlar aynı. Amerika'nın, İngiltere'nin petrol kaynakları sınırlarına bakıyoruz. Sınırlar aynı. Hatta şu an haritaları üst üste getirin. Bölgeden geçen petrol boru hatları neredeyse sınır olmuş durumda. Yani o hattı bir inceleyin, sınır gibi duruyor şu an. Kısaca o bölgeyi bizden koparmaya çalışıyorlar. İçinde kim var, kim yok, şuna hizmet ediyorum değil. İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin üst çatıda çıkarlarına hizmet eden bir terörümüz var. Bir terör sorunumuz var. Yani kısaca hedefte İsrailoğullarının manevi tatmini, İngiltere ve Amerika'nın maddi tatmini vardır. Kısaca hedef budur. Örgüt. Terörü şu an ülkemizde uygulayan örgüt kimdir, kime aittir? Kim kurmuştur? Geldiği son durum nedir? Kimden destek alıyor? Şu an PKK'nın, PYD'nin, TAK'ın, Haçlı Şabi'nin, ÖSO'nun vesaire elinde demir madenleri var mı? Yok. Fabrikaları var mı? Demir fabrikası yok. Çelik fabrikası var mı? Yok. Silah fabrikası var mı? Yok. Kendileri üretmediklerine göre o silahları onlara veren devletlere karşı kararlarımızı ortaya koymaz ve caydırıcılığımızı ortaya koymazsak bu terör sorunu devam eder gider. 3-5 terörist öldürmek de terör sorunu çözülmez. Terörist öldürmek de terörist sorunu çözülmez. Sürekli yeni terörist devşirirler, eline yeni silahı verirler ve bizim karşımıza koyarlar. Bu silahları kendileri üretemediğine göre
Onları üreten ve onların eline veren, onları besleyen devletlerle bizim işimiz. Yani azmettiricilerle bizim işimiz. Şiddet. Terör şiddetle insanları caydırmayı hedefler. Genelde budur. Dünyanın her yerinde budur. Şiddetle caydırır. Şiddetin hedefinden vatanseverler ve devlete olan güven vardır. İnsanları canlarıyla, mallarıyla verdikleri zararla, canlarına ve mallarına verdikleri zararla caydırırlar, yıldırırlar. Ve aynı zamanda bununla birlikte devlet olan güveni de sarsar terör. Hedefte bu vardır. Şiddetin hedefinde bu vardır. Bu nedenle şiddet uygulanır. Buna tedbir alması gereken, ülkemizde ve her yerde tedbir alması gereken unsur hükümettir. Ek onun elindedir, yaptırım onun elindedir, kanunlar onun elindedir. Uyması gereken unsur ise vatanseverler, vatandaşlardır. Halktır, bizleriz yani. Hükümetimiz tedbir almalı, biz o tedbirlere uymalıyız. Bakıyoruz, yeterli tedbirler alındı mı teröre karşı? Hayır. Zaten başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Hatta bırakın bunu, çözüm süreci denildi, biz çözülmüşüz, onlar çözülmemiş. İyi çözülmüşüz yani. Açılım süreci denildi, biz açmışız her şeyimizi, onlar daha da kapanmış, ketum hale gelmiş. Neden? Bunu herkes hatırlayacak. Yandaşı olan herkes de hatırlayacak. İktidar partisinin yandaşı olan herkes de hatırlayacak. Karşıda olan da herkes de hatırlayacak. Çünkü bunu onlar söyledi, biz dinledik. Yıllarca şu oldu. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Biz uyardıkça bu oldu. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Siz anlamazsınız. Görün bakın ne olacak. Birkaç kişinin kafasındaki planlar uygulandı. Ve geldiğimiz yer açıkça görüldü. Her hafta bir patlama. Nerede? Büyük şehirlerde, ana caddelerde. Maalesef. Büyük şehirlerde, ana caddelerde. Hükümetimiz maalesef halen popülist politikalar doğrultusunda hareket etmektedir. Görünen üzerinden söylüyoruz bakın. Görünen üzerinden söylüyoruz. Bu hükümet için bir dahaki sonra, bir sonraki seçim, bir sonraki patlamadan daha önemlidir. Bundan başka bir şey gören varsa, aksini iddia eden varsa yazsın, tartışalım. Bir sonraki seçim, bir sonraki patlamadan daha önemlidir. Nereden anlıyoruz? Patlama olmuş, aynı gün Gaziantep'te şaşalı bir açılış var, tören var. Ertesi gün Trabzon'da şaşalı bir stat açılışı var. Açılış yine yapılabilir. Ama o görseller, o şovlar, onlar gerekli mi? Onlar gerekli mi? Şiddetin unsurunda iki şey saymıştık. İnsanlara can ve mal kayıplarıyla yıldırmak insanları. Patlamalarla can ve mal kayıplarımız oluyor mu? Oluyor. İkinci unsur ne saymıştık? Devlet olan güveni sarsmak. Hükümetimiz terörün peşine sanki hiç orada insan ölmemiş gibi, şehidimiz yokmuş gibi gidip bu açılışları yaptığı zaman devlet olan güveni zaten hükümetimiz sarsmış oluyor. İnsanlar hükümetin kendi derdiyle dertlendiğini görmek istiyor. Kendi çilesini hükümetin de çektiğini görmek istiyor. Gözyaşına ortak arıyor bu insanlar. Terör fıtratının gereğini yapıyor. Peki hükümetimiz ne yapıyor? Bu hareketlerle teröre destek vermiş oluyor. Bakın sevgili vatanseverler. Mao Çin'de 1919 yılı başlamıştı ve yaklaşık 1949'da yıkarak mevcut Çin hükümetlerini, Çin sistemini yıkarak başa gelmiştir. 30 yıl boyunca, yaklaşık 30 yıl boyunca şiddet uygulamıştır. Bakın, çok benziyoruz. Bizde de 1980'de başladı. Farkımız şu, biz Türk milletiyiz, onlar Çin milleti. 30 yılda başarıya ulaşmıştır. Bizde de 1980'de başladı ve şu an geldiğimiz noktayı düşünün. 40. yılına devirmek üzereyiz.
Eğer Türk milleti sağduyulu olmasa, Türk milleti akıllı olmasa, vatanperver olmasa biz de çoktan düşmüştük. Vatansever olduğunuz için, devletçi olduğunuz için biz ayaktayız şu an. Ama aklımızı başımıza devşirmezsek düşürecekler bizi. Yaklaşık 30 yıl şiddet uyguluyor insanlara ve insanlar yılıyor. Mevcut Çin hükümetinin, Çin sisteminin, Çin devlet sisteminin, cumhuriyetinin artık bir işe yaramadığını düşünüyor. Karşıt olanlar diyor ki Mao başa gelsin de şu zulümden, şu şiddetten kurtaralım. Taraftar olanlar da zaten istiyor. Peki kimler taraftarı? Aynen Türkiye gibi. Mao kırsalda yapılanıyor. Merkezi hükümete karşı kırsalda yapılanıyor. Köylerde ve dağlarda yapılanıyor. Ve onlara neredeyse cennet bahçeleri vaat ediyor. Şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak, şöyle iyi olacak. Tarlalarınız olacak. Sosyal hayatınız böyle olacak diye 1949'a kadar bu insanların güvenini kazanarak desteğini alıp iktidara geliyor. Sonra ne oluyor? Öncelikle desteğini aldığı kırsaldaki ve köydeki Çin vatandaşlarını şiddete artırmakla başlıyor işi. Sürgünlere gönderiyor, hapse tıkıyor, kimisini öldürtüyor. Örneği karşımıza duruyor. Peki Mao'yu o şekilde yetiştirip de o şekilde getiren kim? Darwinizm kavramını, kuramını savunan, o şekilde sistem kurdurtan İngiltere. Dolayısıyla Amerika, dolayısıyla İsrail. Senaryo birebir Türkiye ile aynı. Hesaba katmadıkları bir şey oldu. Nüfus olarak daha küçüğüz ama yürek olarak daha büyüğüz. Biz Türk milletiyiz. Ayrıştırmalarına izin vermeyin. Terörün yıldırmalarına aldırış etmeyin. İnşallah öyle ya da böyle düzelteceğiz. Bizim millet olarak, vatanseverler olarak 1071'den beri zaten bu ülkede milyonlarca şehit verdik. Bu ülkeye hep saldırılar oldu. Bu vatan topraklarına hep saldırılar oldu. Herkes ele geçirmeye çalıştı. Çıkın sokağa, sorun. Vatandaşa sorun. Şehit anasına sorun, şehit babasına sorun. Hiç kimse şehit verdiği için üzgün değil. Herkes şuna içebiliyor. Şehitlerimiz varken niye bu kadar lakayt bir yönetimimiz var? İnsanların şikayet ettiği husus yönetimin lakaytlığıdır. Bu durumda devlet olan güveni sarsmaktadır. Peki, herkes eleştiriyor. Şu an muhalefet partilerinden gerçi bir tanesi kaldı. Biri artık mecliste çalışma yapmıyor. Siyasi çalışmayı bıraktı. Bir diğeri artık hükümet eleştiriliyor. İsimleri vermeyeceğim. Bir tane şu an ana muhalefet partimiz eleştiriyor. Daha önce de hepsi eleştirdi ama ya çözelim, nasıl çözeceğiz bunu? Bu basın açıklaması için kısaca özetlediğimiz çözüm önerilerimizi sizlere sunacağız. Öncelikle konuşmamın başında söylediğim gibi her konunun ismini öncelikle doğru koymalıyız. Teşhisi doğru yapmalıyız. Hastalığa yanlış isim belirlersek, hastalığı doğru düzgün belirlemezsek vereceğimiz tedavi bedeni daha kötü hale getirir. Bu nedenle önce sorunu düzgün bir şekilde tespit etmeliyiz. Adını koymalıyız. Doğu tarafımızda sorunlar var. Bir doğu sorunumuz var. Bu daha önce çoğunlukla doğu tarafını ilgilendiriyordu bu hastalık. Ama şu an bütün bedeni sarmış durumda. Daha önce bedeni mali ve manevi açıdan etkiliyordu. Şu an fiziken de bedenin Türkiye'nin her yerine etkilenen duruma gelmiştir. Artık bombalar sadece doğuda patlamıyor. Silahlar sadece doğuda patlamıyor. Türkiye'nin her yerinde patlıyor. Fiziken de diğer bölgeleri etkisi altına almış durumda. Bunu çözmek için bir, Türkiye'nin öncelikle dış politikası sağlam ve tutarlı hale getirmelidir. Bizim bir dış politikamız yok. Maalesef yok. Rüzgar ne yönden eserse o tarafa dönüyoruz. Böyle dış politika olmaz.
Geçen yıl Rusya'ya, Moskova'da namaz kılıyorduk. Bu yıl Moskova'da adamlarla öpüşüyoruz. Hatırlayın, bir emrin yeter, Moskova'da namaz kılalım. Cuma namazını Moskova'da kılıyorduk. Nefret söylemiyle birlikte gidiyorduk. Öncesinde cuma namazını Şam'da kılıyorduk. Nefret söylemiyle birlikte. Gidelim Şam'dakileri barıştıralım da Şam'da birlikte bir namaz kılalım da dönelim, yok. Emret Şam'da namaz kılalım. Şam'da namaz kılamadık. Hatta geçen bir caps gördüm, güzeldi o. Şam'da namaz kılamadık. Ama Suriyeliler Türkiye'de iş kuruyor şu an, namaz kılıyorlar. Kılanları kılıyor bile. Moskova'ya bir yere gidiyorduk. Onların topu tüfeğiyle bizim tezeğimiz denkti. Ne oldu bu sene? Daha 2 hafta önce Suriye'de uçağın düşürüldüğünün yıl dönümünde şehitler verdik. Karargahımız basıldı. Nota dahi veremedik, nota. Maalesef büyük Türkiye nota dahi veremedi Rusya'ya. Geldiğimiz dış politikada durum bu. Geçen yıl dış politikamız Rusya düşmanıydı, bu yıl Rusya hayranlığı üzerine. Geçen yıl AB'ye girmek için gazetelerde ilanlar vardı, şuydu buydu. AB'ye giriyorduk dış politikada. Bu yıl Şangay Beşlisi'yle uğraşıyoruz. Böyle bir dış politika olmaz. Bizim gibi kadim bir ülkenin dış politikası bu hale düşürülmez. Düşürülmemeli. Keyfiyetten artık uzaklaşmalıyız. Şu an uygulanan hükümet politikalar hükümet politikasıdır, değerli vatanseverler. Devlet politikası değildir. 2002'de iktidara gelinmiştir. Sizin bilmediğiniz şeyler var denile 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 bütün politikalarınız değiştirilmiştir. İç politika farklıdır, kendi içindedir, kendinle alakalıdır. Ama dış politika dünyadaki tüm devletleri ucundan kıyısından, göbeğinden etkileyen politikalardır. Dış politikada bir ülke kendini düşünmüyorsa hiç kimse o ülkeyi düşünmez. Biz maalesef dış politikamızda kendimizi düşünmüyoruz. Dış politika kişilerden, partilerden ve hükümetlerden arındırılmalıdır. Bakın, çerçeveyi ilk çiziyorum. Kişilerden, kişilerin inisiyatifinden, partilerin inisiyatifinden ve hükümetlerden arındırılmalıdır. Bu hükümet gitti, başka hükümet geldi, fark etmiyor. Bu hükümet bir devlet politikamız olmalı. Gelen hükümetler politikayı uygulayan kişiler, kurumlar olmalıdır. Birimler olmalıdır. Politikayı düzenleyen, belirleyen birimler değil. Türkiye dış politikası olmalı. Bir tarafı, bir bölümü gizli olmalı. Bir bölümü açık olmalı. Bir bölümü doğrudan vatandaş tarafından bilinmeli ve destek verilmelidir. Gelen hükümetler de o günün şartlarında o politikayı uygulayan birimler olmalıdır. Maalesef öyle değil 2002'den beri. Herkes gelmiş hükümet 2002'den beri bir politika düzenlemiş, kendi kendine ayırmış, kırmızı kitabı değiştirmiş, kırmızı çizgileri değiştirmiş. Bunların içinde kozmik odamıza girilip de, hatırlayın, kozmetik oda, patates odası denildi, hatırlayın. Kozmik odamıza girilip de gizli bilgileriniz, yılların gizli bilgilerinin alınıp sayfa sayfa alınıp flash belleklere yüklenip yurt dışına çıkarılması zaten faciaydı. Şu an sıfırdan bir araya gelinip yeniden devlet politikası oluşturmalı. Biz ne istiyoruz? Bu ülke nasıl güzel olabilir? Bu devlet nasıl güzelleşebilir diye konuşmalı. Ve yeni bir politika, aslına uygun, aslına sadık, güncel bir politikayla yeniden işe başlamalıyız. Bu saydıklarım şu an üst strateji olan devlet politikasıdır. Henüz teröre inmedi. Dış politikadan bahsediyoruz. Küçük veya büyük, ikinci maddemiz çözüm hususunda. Küçük veya büyük, terörist de terörist diye. Tekrar belirtiyorum. Birinci maddemizde ne dedik? Dış politikamız ana hatlarıyla düzgün bir şekilde tekrar belirlenmelidir. Aslına sadık kalarak yurt dışına bilgileri sızmamış yeni bir politika belirlemeliyiz.
Bu belirlenirken küçük veya büyük, buranın altını çiziyorum, teröriste terörist diyen tüm partiler çalışmalara davet edilmelidir. Tekrar belirtiyorum. Teröriste terörist diyen tüm partiler çalışmalara davet edilmelidir. Tüm vatansever partiler. İcabet eden eder. Amaç nedir? Partiler halka açılan siyasi organlardır. Hem alınan kararları meşrulaştıracak, hem daha geniş bir fikir teatisi yapılmış olacak. Halk tarafından daha çok benimsenecektir alınan kararlar. Bundan dolayı bütün partilere davet edilmelidir. Teröriste terörist dediği sürece, vatansever olduğu sürece. Üçüncü maddemiz, şimdi teröre iniyoruz yavaş yavaş. Dış politika üzerine dört ana kalemde strateji belirlenmelidir. Teröre bundan sonra gireceğiz. Daha teröre gelmedik. Çünkü şu an terörün daha ayaklarını biz önce böyle etrafını bir boşaltalım. Terörist öldürmekle terör bitirilmez. Bu cümlemi tekrar ederek. Dış politika dört ana kalemde strateji kurmalı dış politikada. A. Acil uygulanacak strateji. Acil bir strateji belirlenmeli. Kısa vadeli strateji, orta vadeli strateji, uzun vadeli strateji. Acil uygulanacak stratejide kaybolan devlet otoritesinin yeniden temini üzerine bir strateji inşa edilmelidir. Her ne kadar ulusal kanallardan gözümüz boyansa da yandaşların da gözü de boyansa ki bunu, ben bunda yandaşlara suç bulmuyorum. Önceki iktidara gelmiş partiler de kendi kanallarını kursaydılar. Önlemlerini alsaydılar. Bugün sadece yandaş kanalları izlemek zorunda kalmazdık. CHP kaç yılın partisi, MHP kaç yılın partisi? ANAP, AK Parti'den önce 17 yıl iktidar olmuş bir parti. Pardon, 20 yıl iktidar olmuş bir parti. Hiçbirinin kanalı yok. DSB iktidara gelmiş, hiçbirinin kanalı yok. Kursaydınız kardeşim. AK Parti'ye niye kızıyorsunuz? Doğru mu bu? Yanlış. Medyayı kendine yandaş hale çevirmek yanlış. Ama fıtratının gereğini yapıyor. Kendini koruyor. Velhasıl kelam şu an konumuz dağılacak. Ben spontane konuşuyorum değerli vatanseverler bu arada. Burada başlıklar var önümde. Bilgim dahilinde konuşuyorum. Naçizane bildiklerimi size aktarıyorum. Bunlar aynı zamanda politikalarımız. Kağıda bakarak zaten konuşmak güzel olmuyor. Kaybolan devlet otoritemiz var. Yandaş kanallarda, ulusal kanallarda bu bahsedilmiyor. Yabancı dili olan televizyonlardan yabancı kanallar izliyor ve bunun gayet farkındalar. Bizim gibi işi, mesleği bu olanlar da takip ediyor. Avrupa Birliği'nde farklı ne söylenmiş, Amerika'da farklı ne söylenmiş Türkiye ile alakalı. Ve hiçbiri bizim Külhanbeyliğimizden, Kasımpaşalığımızdan etkilenmiyor. Hatta gülüyorlar bize. Ama içeride var mı? Var gibi otorite. Bir şeyin sonu çok önemlidir. Sonu çok önemlidir. Bakalım sonu nasıl olacak, nasıl gidecek çok merak ediyoruz. Acil uygulanacak stratejide kaybolan devlet otoritesi yeniden temin edilmelidir. Strateji buna göre belirlenmelidir. B. Kısa vadeli strateji. Türkiye'nin komşu ülkelerle tüm ilişkilerini ve orta tüm ilişkileri diyoruz. Bakın mali, askeri, demografik her tüm ilişkileri tüm ilişkilerin ve Orta Doğu bataklığının düzeltilmesi üzerine kısa vadeli bir dış politika strateji izlenmelidir. Maalesef sıfır sorun denildi. Geleceğiz o cümleye geldik yani. Sıfır sorun denildi. Sıfır komşumuz kaldı şu an bizim. Geçen yıl battı dediğimiz Yunanistan kararlı politikalarla kendini toparladı. Önümüzdeki kayaları arıyorlar. Düşünün ki Azerbaycan'la dostum diyorsunuz. Dış politikanın saçmalığına bakın. Azerbaycan'la dostum diyorsunuz. Ve Ermenistan'a maç izlemeye gidiyorsunuz. Henüz ağzınızdan
Hocalı katliamı, hocalı soykırımı ile ilgili bir şey duymadık. Böyle bir dış politika, böyle saçma sapan bir dış politika olmaz. Tüm komşularımızda, komşularımızın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Komşularımızın huzuru bizim huzurumuzdur. Komşularımızın düzeni bizim düzenimizdir. Tüm komşularımızla tüm ilişkiler tüm kalemlerde düzeltilmelidir. Orta vadeli strateji. Türkiye'nin dış ilişkilerinin tamamının düzeltilmesi mali ve askeri açıdan özellikle mali ve askeri açıdan güçlenme üzerine ve terörün tamamen bitirilmesi üzerine inşa edilmelidir. Teröre kısa vadede çözümler üretiyoruz, evet üreteceğiz. Ama orta vadede terörün tamamen bitirilmesi, terörist ürememesi üzerine bir politika izlemelidir, bir strateji izlemelidir. Ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm dünyayla ilişkileri geliştirmeli, güzel bir noktaya çekilmelidir. Yani şu anki sorunlu halimizden çıkmalıyız. Uzun vadeli strateji, ki bu bahsettiğim 50 yıllık, 100 yıllık planlardan bahsediyorum. Uzun vadeli strateji, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacak, dünyaya yön verecek ülke konuma gelmesi üzerine inşa edilmelidir. Biz diyoruz ki, ya, şunu yapalım 3 günde düzelecek 5 günde. Bu iş, özellikle bahsettiğimiz uzun vadeli strateji, Türkiye'nin dünya devi haline gelmesi 3 aylık, 5 aylık politikalarla olmaz. Uygulamalarla da olmaz. 100 yıl sonra gerçekten dünya lideri nasıl oluruz planlamasını yapıp diğer bütün kısa, orta, acil stratejileri ona göre belirlemeliyiz. 2050 yılında, 2060 yılında hangi teknolojiler gelecek? Nüfuslar nerede ne kadar artıyor? Hangi ülkenin kiminle ilişkileri gelişiyor? Hangi ülkenin demografik yapısı nasıl? Hangi ülke kendini askeri yönden geliştiriyor? Bütün bunlar, bütün aklınıza gelen her konuda 100 yıllık plan yapılmalı. Derin analiz yapılmalı ve 100 yıllık bir plan üzerine stratejimizi belirlemeliyiz. Aksi takdirde 100 yıl sonra yine terörün bitirmesi diye Anadolu'da tartışma devam eder. Peki terör sorunu, şimdi tam terör sorununa indik şu an. Terör sorunu bu strateji dosyaları içinde bir başlık olarak ele alınmalıdır. Bunları yapmadan terörü bitireceğim diyorsanız samimi değilsinizdir. Bunları yaptık. Aynı anda tabii teröre de kısa vadeli çözümler üretiyoruz. Acil eylem planları. Bunlarla birlikte terör sorununa da bir başlık. Bu dosyanın içinde bir başlık olmalı. Diğer unsurlarla birlikte. Terör iç işlerimizle alakalı, dış işlerimizle alakalı, Maliye Bakanlığımızla alakalı. Milli savunmamızla alakalı. Eğitim Bakanlığı'yla alakalı. Her şeyle alakalı. 100 yıllık strateji dosyası içerisinde terör başlığı olmalı. Cümlemizi tekrarlayarak devam ediyorum. Terörist öldürmekle terör sorunu çözülmez. Terörizm çözülmez. Alt başlık halinde terörizmi çözme hususunda yapılması gereken ana çalışmalar ise bizce şöyledir. Kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. A. Kamu otoritesi, devlet oluşturan tüm unsurlarla, kamu otoritesi, devlet oluşturan tüm unsurlarla özellikle vatandaşla barışmalıdır. Bizim kamu otoritemiz şu an vatandaşla barışık değil. Doğru örnek vereceğim. Ya serbest bırakıyoruz, çözüm süreci diyoruz, dönüp bakmıyoruz, orada yapılanma oluyor. Veyahut da çözüm süreci bitti diyoruz, başına bomba yağdırıyoruz. Ortası yok mu bunun ya? Şimdi ortasını bahsettiğimiz şey bu. Hükümetimizin yaptıkları vatandaşla devletin arasını açıyor. Vatandaş devlete yoruyor.
Öncelikle tekrar belirtiyoruz. Devletin tüm unsurları devlette barıştırılmalıdır. Batıdaki vatandaş da, içki içen vatandaş da, namaz kılan vatandaş da. Bugün Diyarbakır Sur'dan örnek verelim. Geçen sene bombaladık, yırttık evlerini, tamam. Bu sene parasını veriyoruz. Al evini yıktık, yap. Ya benim düzenim bozulduktan sonra tamam parasını veriyorsun ama manevi huzur mu olacak bunun içinde? Neden zamanında tedbir almadın diyorlar. Devlettin sen diyorlar. İşte bu nedenle devlet politikası belirlenmeli, hükümet ayrılmalıdır. Ve hükümet de şu ana kadar yaptıklarıyla devlet de devletin unsurları arasında ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Hükümetin şöyle bir mantığı var hükümetimizin. Yıllardır var. Konuşan konuşsun ya. Beni seven de çok seviyor. Bak %49,5 oy alıyor. Bu mantık da yanlıştır. Sen herkesin hükümetisin. Sana karşı olanın da, sana yandaş olanın da. Sen herkesin hükümetisin. Kavgalardan beslenip %49,5 oyu alman senin meşrutiyetini ortaya koyma. Sadece seçimden başarıyla çıktığın anlamına gelir. Meşru olduğun anlamına gelmiyor bizim için. Ve terör sorunu masaya tüm yönleriyle birlikte yatırılmalıdır. Eski yeni, bakın burası çok önemli. Eski yeni, tüm terör uzmanlarından, dış politika uzmanlarından ve bürokratlardan görüş alınmalıdır. Eski yeni tüm, emekli olmuş, parti başındakilerden, parti kurmuşlardan dahi, siyaset yapanlardan dahi başka partilerden. Eski yeni herkes alınmalıdır, masaya oturtulmalıdır, hepsinden görüş alınmalıdır, terör nasıl bitirilecek diye. Hali hazırda tecrübe var. Tecrübe parayla satın alınamayacak bir değerdir. Hepsinden görüş alınmalıdır. Ve ben şuna inanıyorum ki, o insanlar vatansever insanlar. Görüşleri sorulduğu takdirde ya ben senin hükümetine destek vermem ya da senin düşünceye destek vermem diyeceklerini sanmıyorum. Hükümetimiz şu an çağırsın, Cihan Partisi olarak gideriz, elimizden gelen neyse onu yaparız. Şunu demeyiz, biz sizin hükümetinize, partinize karşıyız demeyiz. Çünkü ikisi ayrı şeyler. Bu söylediklerimiz vatanımız için, devletimiz için yapılacak şeyler. Tekrar belirtiyorum, eski yeni tüm terör uzmanlarından, dış politika uzmanlarından ve bürokratlardan görüş alınmalıdır. Oluşturulacak eylem planı ile 1. Sorun PKK sorunu olmaktan çıkarılıp, sorunumuz şu an bizim PKK sorunu değil, baştan beri sayıyoruz. PKK sorunu olmaktan çıkarılıp terör sorunu haline getirilmelidir. Çünkü biz PKK ile değil, PKK'nın yani terörün destekçileriyle biz şu an çatışıyoruz. Bizim sorunumuz onlarla, onlarla uğraşıyoruz biz. 2. Tüm ülke satında devletin varlığını hissettiren hamleler yapılmalı. Vatandaş terörün insafına ve inisiyatifine bırakılmamalıdır. Özellikle doğuda, kırsalda vatandaşımız terörün inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Seçimlerde dahi doğru düzgün oy verememektedirler. İstedikleri yere oy verememektedirler. Seçimlerde dahi. Bırakın günlük yaşamı, seçim kanunlarının olduğu, özel güvenlik hususlarının yaşandığı bir durumda dahi. Terörizmin mali ve askeri destekleri kesilmelidir. Ülkemizi etkileyen terörün, ülkemiz üzerinden yürütülen eroinden, esrardan elde ettiği kazançla mali bir yapı oluşturduğunu biliyor musunuz? Kaçak sigarayla şundan, hani herkese kaçak sigara dedi. Hayır. Avrupa'ya giden, batıya giden özellikle uyuşturucunun ülkemiz üzerinden geçtiğini biliyor musunuz?
Ya hükümetin buna vakıf olmamasının mümkünü var mı? Bizim bile haberimiz varken, size söylüyorken. Mali kaynaklar kesilsin, bakın dağda nasıl besliyor insanı. O teröristi dağda nasıl besliyorlar, çok merak ediyorum. Bizim gencimize sattığı, Avrupa'nın gencine sattığı uyuşturucuyla, Amerika'daki gençlere sattığı, Meksika'da, Kanada'da, orada burada sattığı uyuşturucuyla para kazanıyorlar. Bu para tekrar Amerika'ya dönüyor, İngiltere'ye dönüyor. Çünkü silahı da onlar üretiyor. Sistem çok güzel. Bu nedenle mali ve dolayısıyla askeri kaynakları kesilmelidir terörizmin. Teröre destek veren devletler ile kavga ederek değil, uzlaşarak, birlikte strateji geliştirerek, tarafımıza çekerek terörle mücadele edilmelidir. Adamlar zaten bize düşman, bizim tehdidimizden ne kadar alınabilirler ki? Ne kadar etkilenebilirler ki? Bugün Merkel'imiz bir aydır, 2 aydır Almanya'ya, en son Can Dündar gitti, ondan sonra icra evlendi. Vatandaşlık verdiler diye. Almanya'ya tehditler savuruyoruz. Sonra Volkswagen'e biniyoruz ya. Çocuklarımız Kinder çikolata yiyor. BMW orada üretiliyor. Elektrikli süpürgeyi ev hanımı evinde kullanıyor. Ama Almanya'ya kafa tutuyoruz güya. Kameraların önünde çok güzel tiyatro oynanıyor. Dış politika kafa tutmak üzerine gitmez. Amerika hiç kimseyi tehdit etti mi şu ana kadar? Duyan var mı? Açıktan böyle. Seni öldüreceğim, siz şöyle böyle, ben de vatandaşıma, vermezsen verme, gelmezsen gelme, biz başka yere gideriz. Hiç duydunuz mu? İngiltere'den duydunuz mu? Zaten tehdit edecek gücün varsa bağırmazsın, yaparsın. Tehditvari söylemler üzerine, sert üslup üzerine yürütülen politika değiştirilmelidir. Onlar tarafımıza çekilerek terörün kökleri kurutulmalıdır. Beş, pozisyonuna çekilmeliyiz. Sorunu çözmek isteyen devlet pozisyonuna çekilmeliyiz. ÖSO da kazansa biz kazanmalıyız. Esad da kazansa biz kazanmalıyız. Kendimizi tarafsız devlet pozisyonu çekmeliyiz. Şu anki politikalarımızın ne kadar yanlış olduğu, Türkiye'deki Suriye sayısı, Suriyeli sayısından, sınırımıza gelmekte olan Suriyeli sayısından belli. Daha önce de bunu yine 1990'larda birinci Irak müdahalesinde, Amerikan müdahalesinde peşmergeler kaçarken güya Saddam'dan kaçmışlar. Aldık. Demografik bir politika da izlemedik. O peşmergelerin ülkede nereye dağıldığı belli değil şu an. Bu şu anki terörü çözememezliğin kaynağını biz orada görüyoruz. O zaman gelenler buna yol açıyorsa şu an gelenler çok daha fazla neye yol açacak? 20 yıl sonramızı siz düşünün. Bu nedenle derhal Suriye ve Irak politikası değiştirilmelidir. Derhal. Ve tarafsız ülke pozisyonuna geçmeliyiz. Terör sorunu çok etkenli bir sorundur. Terörist öldürerek hiçbir şey, terör bitirilmez. Bataklıkta üretim devam ediyor. Terörist devşirmeleri devam ediyor. Bataklık neresi? Gözümüzü oraya dikmeliyiz. Ve o bataklık nasıl kurmalı? Oraya bakmalıyız biz. Bunlar olmasa biz daha çok otobüslerin yanında patlama görürüz. Bir yılda 25. kez oldu. 13 ay olmuş, 14 ay, önemli değil. 25. kez ülkemizde patlama yaşanıyor. Ve askeri birimlerin yanında oluyor. MOBESE'lerin önünde oluyor. Bunları engellemek için bugün size çözüm önerileri. Bunlar başlıklarıydı.
Alt kısmında neler var artık tahmin edebilirsiniz. Yeter ki biz davet edilelim, biz hazırız. Biz hazırız. Cihan Partisi olarak çalışmalara hazırız. İktidara gelmemiz gerekmiyor. Vatanımız için çalışmalara hazırız. Cumartesi günü malum bir patlama daha oldu ve yine şehitlerimiz, çocuklarımız, gencecik çocuklarımız, çarşıya çıkan çocuklarımız canlarından oldu, vefat ettiler. Allah şehitliklerini kabul etsin. Cumartesi günü benim içim yandı. Sekiz satır bir şiir döküldü ağzımdan. Bunu da Facebook'ta sevenlerimizle paylaştık. Buradan onu okuyup bu haftaki basın açıklamamıza son vermek istiyoruz. Şiir şahsıma aittir. Şehitlik en yüksek mertebededir. Yok yere yok olan cana tepkimiz. Vatan canımızdan daha kutsaldır. İhtiras için yanan cana tepkimiz. Duruyorken başı omzu üstünde, apoyu asmayan başkan kahrolsun. Dökerken analar gözyaşlarını, kandili yakmayan Kürşat yok olsun. Allah'ın izniyle biliyoruz ki Allah ömür verirse bir gün biz iktidara geleceğiz. Niyetiniz hayır çünkü. Ve iktidara geldiğiniz gün çok şey değişecek. Bu kadar sorun normal politikalarla çözülmez. Normal stratejilerle çözülmez. İskender'in ip yumağını kesip attığı gibi spesifik çözümler, özel çözümler bulmak zorundayız. İnşallah şu andan başladık görüyorsunuz. İktidara geldiğimizde de gücümüz olduğunda bunları devam ettireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.